November 9, 2018, the beautiful city of Izmir in Turkey. My name is Jong Woo Han. I am the president of Korean War Legacy Foundation. Korean government's Ministry of Patriots and Veterans Affairs commissioned my foundation, the Korean War Legacy Foundation, to conduct a special series of interviews of Korean War veterans from 22 countries. And that's why we are here in Turkey. And we're going to make a special website for the 70th anniversary of the breakout of the Korean War. It's my great honor and pleasure to meet you, sir. And please introduce yourself. Your name, please. İlk önce benimle böyle bir röportaj yaptığınız için teşekkür ediyorum. İsminizi öğrenebilir miyim? İbrahim Yalçınkaya. İbrahim Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doğum tarihinizi öğrenebilir miyim? 1930. 1930 yılı doğmuşsunuz. Acaba gün ay hatırlayabiliyor musun? Gün. Gün. Hangi 23 gün? 23 Mart. 1930. 1930. İbrahim Bey, acaba hangi okul mezunusunuz? İlkokul mu? İlkokul. İlkokul mezunusunuz. İbrahim Bey, kaç kardeştiniz? 3. 3 kardeşsiniz. Kaçı kız, kaçı erkek? İkisi kız, biri oğlan. İbrahim Bey, anneniz babanız ne iş yapardı? Annem? Ev hanımı, ev hanımı ev mıydım? Hanım, babanız? Yusuf. Nasıl, hangi işle meşguldü? Hangi işle meşguldü? Çiftçilik, köyde. Çiftçilik yapıyordunuz. Ne zaman, hangi yıl askere alındığınızı hatırlıyor musun İbrahim Hanım? Hatırlıyorum. Söyle, hangi? 51'de. 1951'de. 51'de askere girdiğinize göre daha önceden Kore Savaşı çoktan başlamıştı. 51'de askere alındığınıza göre çoktan o dönem Kore Savaşı başlamıştı. Evet. Peki radyoda, gazetede haberlerini gördünüz mü Kore ile ilgili? Radyoda dinledik. Haberleri dinlediniz. Peki o dönem hiç Kore'nin nerede olduğunu ya da nasıl bir ülke olduğu hakkında bir fikriniz var mıydı? Yoktu. Peki rütbeniz var mıydı Kore'deyken? Kore'deyken çavuştum. Çavuştunuz. Peki İbrahim Bey, Kore'deyken topçu muydunuz, er miydiniz? Piyadeydiniz. Peki hangi tarihte Kore'ye gittiğiniz, hatta hangi yıl? 1952'de. 52'de. O zaman üçüncü olanlardan, üçüncü kez giden. Üçüncü kafileden. Gidenlerdensiniz. Peki devam edelim. Kore'deyken hangi alay, tabur, bölük ya da takımdaydınız? İkinci tabur. Evet. Kaçıncı bölükteydiniz? Yedinci bölükteydiniz. Hangi takımda olduğunuzu hatırlıyor musunuz? Bölük erkanının çavuşuydum. Bölük erkanının çavuşuydum. Peki devam edelim. Kore'ye vardığınız tarihlerde Kore nasıl gözüküyordu? Nasıl gözüküyordu Kore? Kore'ye vardığınız zaman? Kore'ye gittik. Kampa gittik. Kampta oturduk. Peki vardığınız zaman Kore'ye binalar nasıldı? İnsanlar nasıldı? İnsan görmedik ki. Hep kağıt şeyden, ottan evler vardı. Askeri etrafına oradan halkın gelenleri onlara yemek falan veriyorduk. Ha, yani Korelileri de orada gördünüz. Gördük tabii. Yemeklerinizi de paylaştınız. Ya, yok, geliyorlardı tabii, biz de veriyorduk onlara. Bizde boldu. Yemek olarak hiçbir sıkıntı yaşamadınız o zaman. Yok. Yemek sıkıntısı çekmedim. Peki şöyle bir soru sorayım. O dönem sigara içiyor muydunuz ya da İçiyordum. Sigara veriyorlar mıydı size askeriye de? Her gün bir tane veriyorlardı. Bir paket değil mi? Evet. Devam edeyim ben. O zaman Koreliler nasıllardı? Nasıl gözüküyorlardı sizden yemek isteyen? Dilinden anlamıyorduk ki biz, işte geliyorlar. Ay, nasıl gözüküyorlardı İbrahim amca? Ufak çocuklar geliyor ya. O zaman yetim öksüzleri gördünüz. Millet dağılmış, köyler parça parça olmuş. Kimse yok ki meydanda. O zaman yanık evleri gördünüz mü? Evler işte ottan evler. Hep ottan evlerdi.
Devam edelim. Kore'de hangi cephedeydiniz? Nasıl? Kore'deyken hangi cephedeydiniz? Vegas'ta. Vegas'taydınız. Peki Vegas'ın çevresinde Berlin diye de, Büyük Berlin, Küçük Berlin diye de iki tane cephe varmış. O cephelerde miydiniz yoksa direkt Vegas'ın içinde miydiniz? Bizim Türklerden başkaki herkesin cephesi ayrıydı. O zaman siz direkt biz Vegas'ın için. Biz yalnız başımızdaydık, evet. O zaman siz direkt Vegas'ın içerisindeydiniz. O zaman... o zaman İbrahim abi, İbrahim amca, sen direkt Vegas'taydın değil mi? Vegas'taydın değil evet. mi? Peki nasıldı, nasıl gözüküyordu? Bize birazcık oraları, o cepheyi anlatabilir misin? Cepheye, Vegas'a gitmeden akşamı bekledik. 197 kişi mevcudumuz vardı. Orada bekledik, akşam olacak diye bekledik. Akşamdan sonra, tam akşam ezaninde bir grup ateşi geldi durduğumuz yerde. Arkamızda 15 metre mesafede bataklık var. Düşen top mermileri hep oraya düştü. Minare gibi yükseldi. Bizi kurtardı orası yani. Bataklık sayesinde kurtuldunuz. Bataklık kurtardı. Peki devam edelim. Başka Vegas'ın içerisindeyken ki Vegas Türklerin de en çok kayıp verdikleri... Çelik yelek. Mesela nasıldı Vegas'ta? Nasıl kurtulabildiniz? Vegas'a daha var 1 kilometre. Gideceğiz daha. Gittiniz. Vardınız. Vardık oraya. Orada herkes yaralı var. Ölü var. Peki kaç kişiydi ya da ne kadar ölü olduğunu gördünüz mü? Kaç kişi ölü ya da yaralıydı? Hatırlayabiliyor hemen, musunuz? Her taraf doluydu. O zaman çok fazla da ölüyle de karşılaştınız. İrtibat endeğindeyiz biz. Oralar dolmuş. Cesetleri alıp önümüze koyuyorduk. O zaman cesetlerin de yerini değiştirdiniz değil mi? Devam edelim. Vegas cephesi aynı zamanda Türklerin en çok öldüğü cephelerden bir tanesi. En çok öldüğü de Büyük Vegas, Küçük Vegas. Burada 197 kişi gittik. Kaç kişi geri döndünüz? 2 gece 2 gündüz orada ateşin altında kaldık. 63 kişi geri döndük. 63 kişi geri döndünüz. Geri kalanları hep sonra da vefat ettiler. Ben ne etti mi etmedi mi birbirimizi görmedik ki. Ama senin ekibinden sadece 63 kişi geri geldi. Peki Vegas'tayken ya da diğer şeylerdeyken, diğer cephelerdeyken hiç hayatın tehlikeye girdi mi İbrahim amca? Rahatsızlık hiç, hastalanmadım hiç. Hastalanmadı. Yaralandı mı peki yara hiç? Yara da almadım, hastalanmadım da. Peki orada en çok gördüğün, aklında kalan şeyler neler? En çok aklında kalan, gördüğün, unutamadığın anın neler? Orada gördüğüm cesetten başka bir şey görmedik ve canlı orada yaralı almış. Konuşmuyor, bakıyor. Canlı asker bıraktık orada. Yani yaralananları da orada. Gelme imkanı yok. Mümkün değil. Biz geri dönüyoruz. Orada kaldılar. Ertesi gün oraya her iki tarafta ateş etti. Hep yaktılar orayı. O zaman oraların da aynı zamanda yandığını da biliyorsun. Tabii ertesi gün. Ateş içerisinde. Orman yangını başlattılar o zaman değil mi? Orman yangını olmuyor. Çünkü küllük gibi ateş ede. Ateş yanacak yer kalmamış. O zaman bomba atıyorlar değil mi o dönem? Tabii. Peki İbrahim amca şöyle bir şey sormak istiyorum sana. Savaş bittikten sonra hiç Kore'ye gittin mi? Kore'ye gitmedim. Japonya'ya gittim. Oraya da tatile gittin. Neyse. Peki şöyle bir durum var. Kore'den geri dönerken Türkiye'ye... Hiç Kore'nin bu kadar gelişeceğini... İlk oradan çıktıktan sonra biz bir kampta durduk. Geri döneceksiniz dediler. Silahlarımızı geri aldılar. Öğleden sonra geriye dağıttılar.
Tekrar cepheye gittik. Başka bir yere. Amerikalıları değiştirmeye. Peki hangi cepheye gittiğinizi biliyor musunuz? O cepheyi bilmiyorum. İsmini bilmiyorsunuz. Orada Amerikalıları değiştirdik. 8 gün 8 gece orada yağmurun altında karşılıklı 150 havadan 150 metre yok. Onlar bizi görüyordu, biz onları görüyorduk. Az, 8 günde orada kaldı. Az geriye yaslan istersen İbrahim amca. Ki daha rahat seninle röportaj yapalım, tamam mı? Peki İbrahim amca, şu an Güney Kore, işte Hyundai, Kia, Samsung, LG gibi dünya ünlü markaların aynı zamanda Cumhuriyet'in en iyi yaşandığı ülkelerden biri. Dünyanın top 20 ülkelerinin arasında yer alıyor. Sen bunu duyduğun zaman bir Kore gazisi olarak neler hissediyorsun? Üzüntü. Niye üzülüyorsun? Çok kötü bir şey. Cephe. Adam öldürmek çok zor. O zaman... Arkadaşlarım hepsi orada kaldı. Anlayamadım. Peki şöyle diyeyim sana. Sen Kore'den ayrılırken... Kore'den Türkiye'ye geri dönerken... Hiç Kore'nin bu kadar... İyi bir hale geleceğini tahmin ettin mi? Sevindik. Hani görünce ya, keyfin yerine geldi. Görünecek bir yerimiz yoktu ki. Geldik Japonya'da kaldık 8 gün. Ondan sonra Türkiye'ye geri döndük. Oradan sonra 32 günde Türkiye'ye döndük. Peki İbrahim amca, sen Kore'nin bu kadar en kötü halini gördün. Kore'nin en kötü halini gördün sen. Peki bu süreç boyunca Türkiye'ye geri döndün ya, haberlerde Kore'nin bu kadar ilerlediğini, Samsung'dur, Kia'dır öyle bir şeyler çıkarttığını gördün. Gördüm. Markalar çıkarttığını gördün. Dünyadaki en iyi 20 ülkeden biri olduğunu duydun. Haberlerde, radyoda, gazetede. 2005'te Kore'ye gittim. Gittin mi? Gittim. 2005 yılında. Seul'e gittim. Seul'e gittin. Nasıldı? Çok güzel bize baktılar. Gezdin mi oraları hep? Gezdirdiler. Nasıldı peki? Çok güzel. Keyfin yerine geldi mi orayı gezerken? Peki bir Kore gazisi olarak, oraları gezerken? Hiçbir yerini tanıyamadım. Şaşırdın mı peki? Şaşırdım yani, gerçekten şaşırdım. Neler hissettin oradayken? Sen gururlanıyorsun. Çok mu gururlandın? Yani boşu boşuna kan dökmedik diye ya da arkadaşlarım boşu boşuna ölmedi diye mi düşündün? Arkadaşlarım çoğu kaldırdı. Peki Seul'e gittiğin zaman, Seul'deyken, sen 2005 yılında gittin ya. Oraları gördüğün zaman... Oraları gördüm. Hiçbir yerini tanıyamadım. Peki neler hissettin? Hep yemyeşil olmuş. Değişik bir şey olmuş. Sadece Türklerin bir abidesini gördüm. 1034 kişi orada mevcut var. Geri kalanı kayıp. O zaman Busan'a da mı gittin? Gittim. Busan'a da gittin. Peki oradaki şeyi de gördün o zaman. Şehitleri de gördüm. Evet, gittik ziyaret ettik. Hep okudum orada. Dua ettin yani. Hayır, isimlerini okudum. Arkadaşlarımı bulamadım orada. O zaman şu an mesela Kore'de vefat edip orada de... Orada ölenlerin hiçbirisinin ismini bulamadım orada. Vegas'ta ölenlerin isimlerini değil mi? Peki devam edelim. Seni de çok fazla üzmek istemiyorum ben. Çünkü üzüldüğünün, kulağının duymadığının farkındayım ben senin. O zaman Vegas'ta ölen arkadaşlarının isimlerinin orada kayıtta yazmadıklarını. Var. İki tane ismini biliyorum. Enver Selpincek diye bir telsizçi arkadaşım vardı. Bir tane de ismini unuttum. Ali isminde birisi vardı, onbaşı. O da Vegas'ta kaldı. Onları orada kaldığını hatırlıyorum. Peki bir Kore gazisi olarak sen gittin Kore'yi gezdin. İşte Seul'e gittin, Busan'a gittin.
Oraları gördüğün zaman neler hissettin? Bilmiyorum, hiç bir şey istiyorum. Sadece şehitliğe geldiğime memnun oldum. Orada dolaştık. Nasıl diyeyim? Aynı gün döndük zaten. Bir gün kaldı bu öğlene kadar. Öğleden sonra döndük. Bir saat sürüyor zaten. Peki şey nasıldı? Koreliler nasıldı? Bize Koreliler, Türkçe bilenleri var. Burada okumuş, oraya geri dönmüş. Kendini görmezsen Türk olduğunu der, Türk dersin ama Amerika şeyli, Koreli. Peki şöyle bir soru sormak istiyorum İbrahim amca. 2020 yılı Kore Savaşı'nın başlamasının 70. yılı. Sen buradan bir Kore gazisi olarak gençlere, Kore'nin yeni jenerasyonuna, küçük çocuklara, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine... Savaş olmasın istedim. Onları iletmek istediğin... Oradaki rezilliği gördüm. Perişan mı? Hiçbir savaş istemiyoruz. Biz... Anlaşamadıklarını üzüldüm ben. Dünyada hiçbir yerde olmasın. Peki İbrahim amca, şöyle bir soru sormak istiyorum sana. İki ülkenin birleşmesini ister miydin, kuzeyle güneyin? Evet. Birleşmesini ister miydin? Kuzey Kore ile Güney Kore'nin birleşmesini ister miydin? İsterim. Çünkü zaten alışveriş yapmışlar. Kız almışlar, kız vermişler. Birbirine yakın zaten birbirlerine. Aynı aileden, aynı kaileden. Evet. O zaman son bir Koreli gençlere başka iletmek istediğin bir mesaj var mı? Korelilere başka bir Kore gazisi olarak iletmek istediğin mesajı var mı? Sağlıklı günler, savaşsız günler diliyorum. O zaman ben de benimle böyle bir röportaj yaptığın için teşekkür ediyorum. Ve burada röportajı bitiriyorum. Tamam.